Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Uyuyamıyorum. Bugün Lane'nin izin günü. Ama yağmur yağıyor. Uzun zamandır ilk defa paydos ediyorum ama dışarı çıkamıyorum. Hiç hareket etmediğim için de sürekli uykum geliyor. Biz geldik. Neden bu kadar erken döndünüz? Ne? Erken mi dedin? Biz normalden geç döndük ama. Ne? Güneş batmış mı? Tüm gün uyudun mu sen yoksa? Olamaz. İzinli günümde hiçbir şey yapmadım. Öğlen kestirdiğim için hiç de uykum yok. Canım sıkıldı. Biraz televizyon izleyeyim. O akşam Lani geç saate kadar televizyon izledi. Ne güzel uyudum ama. Çocuklar, hadi okul için hazırlanalım. Tamam. Ha? Lani hala uyuyor. Hey, ne yapıyorsun sen? Uyan. Ha? Uyanmıyor. Ha. Çok tuhaf. Ha? Lani, hadi okula gidelim. Günaydın çocuklar. Günaydın. Bugün sayılarla oynayacağız. Olur. Çok uykum var. Ay, gözlerim kapanıyor. Hadi hep beraber tahtaya bakalım. Prenses Lani. Ne? Prenses mi? Ben prenses mi olmuşum? Prenses Lani, ne isterseniz söyleyin. Siz ne derseniz biz onu yapacağız. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Pekala. İlk olarak... Ay, neler oluyor? Prenses Lani, işte buradasın. Ay, İmdat! Prenses Lani! Prens! İyi misiniz küçük hanım? İyiyim. O zaman 3 ve 4 sayılarından hangisi daha büyüktür? Anlamadım. Lani, 3 ve 4 sayılarından hangisi daha büyüktür, ha? Lani, uyan! Hadi! Lani, ders sırasında nasıl uyursun? Ben çok özür dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi ne oynasak? Saklambaç oynayalım mı? Derste çok uykum geldi. Tamam, o zaman son gelen sabredin. Beni bekle! Arkadaşlar! Ben birinciyim. Of ya, çok yaklaşmıştım. O zaman Lani mi sobe? Peki. Ona kadar say. Hadi hemen saklanalım. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Lani bizi burada asla bulamaz. Bence dokuz, de. On. Bence Lani bizi bulamayacak. Gördünüz mü? Size söylemiştim. Rogi, sanırım biraz fazla iyi saklandık. Evet, bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Artık çıksak mı acaba? Nasıl yani? Lani uyuyormuş. Çok yorgunum. Bu akşam erkenden uyusam iyi olacak. Uyuyamıyorum. Çok tuhaf ama çok yorgundum. Olamaz. Lani galiba bu akşam da uyuyamayacak. Sonra görüşürüz. Dün akşam hiç uyuyamadım. Çok uykum var. Merhaba.
Gece iyi uyuyamayan Lani. İşte hata üstüne hata yapıyor. Geldik. Ne? Burası ineceğimiz durak değil ki. Artık dayanamayacağım. Şurada biraz kestirsem iyi olacak. 10 dakikacık uyuyabilirim. Küçük otobüs Taya. Bugünlük işim bitti. Bu Lani değil mi? Lani? Nuri sen misin? Burada mı uyuyorsun? Evet. Yine hava çok kararmış. Halbuki sadece şekerleme yapacaktım. Ne oldu? Hasta mısın yoksa? Değilim. Ama son zamanlarda geceleri gözüme hiç uyku girmiyor. Bu yüzden gündüzleri uyuyakalıyorum. Anladım. Sence uyuyabilmek için ne yapmalıyım? Koyun saymayı denedin mi? Koyun mu? Evet, gözünü kapatıp koyunları sayarsan eninde sonunda uykuya dalacaksın. Peki o zaman Nuri'nin dediği gibi koyun sayalım. Bir koyun, iki koyun, üç koyun, dört koyun, beş, altı, yedi. Kıpırdama, suç da burada. Ay, o da neydi öyle? İşte karşınızda mükemmel dedektif Rani. Uykusunda konuşuyormuş. Frog yüzünden uyandım. Lani ne yaparsa yapsın o akşam da uyuyamamış. Nini de işe yaramadı. Lani bir türlü uykuya dalamıyor. Uyuyamıyorum. Senin yüzüne ne oldu? Bu aralar uyuyamıyorum. Önce ben çıkayım. Bu büyük bir sorun eğer akşamları uyuyamıyorsa. Nasıl yardımcı olabiliriz? Benim bir fikrim var. Günaydın. Günaydın. Çok uykum var. Bu da ne? Ups, yanlışlıkla oldu. Kusura bakma. Hadi gidelim. Oh be, bitti. Şimdi dinleneceğim. Lani. Depodan birkaç eşya taşımama yardım eder misin? Peki. Lani, hadi tamirhaneye gidelim. Doğru lastikleri getirmedim. Bu da değil. Lani, hadi bir kere daha gidelim. Bugün bana neden bu kadar çok iş yaptırıyor? Şu an istediğim tek şey kestirmek. Şimdi gerçekten uyuyacağım. Lani! Merhaba. Biz de tam oyun parkına gidiyorduk. Gelmek ister misin? Hiç halim yok. Bugün yine çok yorgunum. Hadi ama. Ne? Gelmeyeceğim dedim. Hadi gidelim. Çok eğlenceli. Hadi bir daha kayalım. Çocuklar. Hadi ama bir kere daha lütfen. İstemiyorum. Hadi tren oynayalım. Yakalasana beni. Hayır, yakalamak istemiyorum. Çocuklar, hadi garaja geri dönelim. Lütfen. Hadi biraz daha oynayalım. Sana çok komik bir şey göstereceğiz Lani. Lütfen durun. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben gidiyorum. Hayır gitme. Lani dur gitme. Sanırım Lani'nin üstüne biraz fazla gittik. Ya bize gerçekten çok kızdıysa? Arkadaşlar. Şöyle gelin bakayım. Yuhu! Başardım!
O akşam Lani hiç olmadığı kadar derin ve iyi uyudu. Lani, kalktın mı? Evet. Uzun zamandır bu kadar erken yatmamıştım. Çok iyi geldi. Çok sevindim. Bu arada arkadaşların dün seni rahatsız etmişlerdi ya. Ben de etmiştim. Evet, rahatsız ettiler. Bu akşam erken yatmanı sağlamak için yaptığımız planın parçasıydı. Gerçekten mi? Evet. Eğer öğlen kestirirsen akşamları uyuyamazsın. Biz de uyumana engel olduk. Demek öyle. Bilmiyordum. Oh, hey çocuklar. Hı? Günaydın Ana. Günaydın Lani. Neyiniz var arkadaşlar? Hı, bir şey mi oldu? Lani bütün gece horlayıp durdu. Bu yüzden de pek uyuyamadık. Ne? Hayır, ben asla horlamam. Lani'yi uykusunu almış şekilde görmek gerçekten çok güzel. Karanlık korkusu. Küçük otobüsler dışarıda toplanmışlar. Sizce ne yapıyorlar? Arkadaşlar, efsanevi hayalet kamyonun hikayesini duydunuz mu? Efsanevi hayalet kamyon mu? Neymiş o? Korkunç, esrarengiz bir hayalet kamyon. Hep karanlıkta ortaya çıkarmış. Korkunç bir kamyon mu? Anlatılana göre çok büyük bir kamyonmuş. Ayrıca çok hızlı. Ürkütücü bir kornası varmış. Hadi ama o kadar da korkunç olamaz. Lani. Ama benden bile korktun. Öyle aniden böyle dersen korkarım tabii. Rogi, biraz daha anlat lütfen. Bu efsanevi hayalet özellikle korkak araçların karşısına çıkarmış. Ve onunla karşılaşanlar ortalıktan kaybolurmuş. Hadi ama saçmalık bunlar. Lani, inan doğru söylüyorum. Ayrıca ürkek biri olduğun için daha dikkatli olman gerek. Ben efsanevi hayalet kamyonum. Yeter, benimle dalga geçmekten vazgeçin lütfen. Ben yatmaya gidiyorum. Lani, efsanevi hayalet kamyonla karşılaşırsan bana haber ver. Sadece beni korkutmaya çalışıyordu. Artık uysam iyi olur. Bu ses de ne? Rogi'nin hikayesinden etkilendiği için Lani ışığı söndürmeden yatıyor. Yardım edin! Lütfen bırak peşimi! Lani kabus görmüş olmalı. Sadece bir kabusmuş. Günaydın çocuklar. Günaydın. İyi uyudun mu? Hayır, tuhaf bir ses yüzünden hiç iyi uyuyamadım. Siz de o sesi duydunuz mu? Ha? Hangi ses? Ben hiçbir şey duymadım. Bir ses duyduğundan emin misin? Çok garip. O sesi duyduğumdan eminim. Gerçekten siz duymadınız mı? Hayır. O zaman neydi o? Yoksa... Bize dün korkmadığını söylüyordun. Ama bak, korkmuşsun işte. Korkak Lani, korkak Lani, korkaksın. Biliyorsun, bu hayalet kamyon sadece senin gibi korkakların peşine düşermiş. Lütfen kesin şunu çocuklar. Hepiniz buradasınız. Merhaba. Merhaba Sito. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün
Tünelden geçerken yapmamız gereken şeyleri öğreneceğiz. Çok eğlenceli olacak. Bir an önce başlayalım. Tünel mi? Ama tünelin içi karanlık olur. Bir sorun mu var Lenny? Hayır. Pekala, şimdi hepiniz ekrana bakın. Tamam. Tünele girince farlarınızı yakacaksınız. Tabii, tüneller karanlık olduğu için ışıkları açmak gerekir. Çok doğru. Ayrıca önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir mesafe bırakmalısınız. Mesafe bırakmazsanız önünüzdeki araç durduğunda ona çarparsınız. Aynen öyle Tayo. Son olarak sabit bir hızda seyretmeye özen göstermelisiniz. Anladınız mı? Pekala, hepinize iyi sürüşler o zaman. Teşekkür ederiz. Küçük otobüs Tayo. Keşke şu hikayeyi hiç duymamış olsaydım. Neyse, düşünmemeye çalışayım. Yola devam. Bu yol tünele gidiyor. İçerisi karanlık olacak. Çok hızlı bir kamyonmuş ve korkunç bir kornası varmış. Bu doğru olamaz. Zaten buradan belki 100 defa geçtim. Ay. Tünelde kimse yok. Çok saçma. Her şeyden önce hayal et diye bir şey yoktur. Ayrıca ben karanlıktan korkmam. Tünel sanki her zamankinden daha karanlık. Neydi o? Bu hayaletin dev boyutlarda olduğu söyleniyor. Ve korkunç bir kornası varmış. Hayır, olamaz. Bu kesinlikle efsanevi hayalet. Beni bekle. Rogi'nin söyledikleri doğruymuş. Çok korkuyorum. Bakar mısın? Ben o kadar da korkunç bir araç değilim. Yoksa gerçekten korkunç muyum? Yani siz efsanevi hayalet kamyon değil misiniz? Ben tırım, yük taşıma aracı. Peki neden bu kadar irisiniz? Yurt dışından gönderilen malları taşıyabilmem için büyük bir gövdem var. Anlıyorum. Peki korna sesiniz neden öyle tuhaf? Bu mu? Arızalı olduğu için tuhaf ses çıkarıyor. Demek sizin hayalet kamyonu olduğunuzu düşünerek boş yere korkmuşum. Benden korkmana gerek yok küçük otobüs. Tabii buranın karanlık olması içimdeki korkuyu daha da arttırdı. O zaman istersen tünelin sonuna kadar sana eşlik edebilirim. Gerçekten mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Sizin sayenizde korkmadan tünelden geçebildim. Buna sevindim. Şimdi yükümü boşaltmak için havalimanına gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Ne kadar da nazik bir düşünceli bir kamyon. Ama başta çok korkmuştum. Çok da yoruldum. Tır bana Lenny'nin tünelde korkudan tir tir titrediğini söyledi. Öyle mi? Neden? Efsanevi hayalet kamyon yüzünden. Tırın o hayalet kamyon olduğunu sanmış ve korkmuş. Efsanevi hayalet mi? Neymiş o? Ben hiç duymadım. Peki sonra ne olmuş? Bizim tır konuşup onu sakinleştirmiş ve tünelin sonuna kadar ona eşlik etmiş. Ben geldim. Hoş geldin. İyisin değil mi Lenny? Tünelde olanları duydum da. Evet. Efsanevi kamyonun peşime düştüğünü sandım. Lenny, aslında... Aslında efsanevi hayalet kamyonu diye bir şey yok Lenny. Ama dün gece çok tuhaf sesler duyduğumdan eminim. O sesleri biz çıkardık. Lütfen bizi bağışla. Kendimizce şaka yapmak istemiştik. Ne? Özür dileriz. Bir daha asla yapmayacağız. Evet. Böyle olduğunu bilmiyorduk.
Ayrıca Lenny, beklemediğin sıra dışı bir şey olsa bile korkman gerekmez. Çünkü biz seni koruruz. Evet. Sonra görüşürüz. Ne yapacağız? Lenny bize çok kızmış görünüyor. Sana bunu yapmayalım demiştim. Bir kere her şeyi başlatan sensin. Demek Rogi ve Tayo yapmış. Nasıl bu kadar kötü olabilmişler ki? Lenny. Evet. Hena tamir atölyesine uğramanı istiyor. Peki. Hemen giderim Sito. Tamam, git bakalım. Neden burası bu kadar karanlık? Hena! Hena! Neredesin? Hena! Hoş geldin Lenny. Bu da ne? Bon, bon, bon. Tadam! Evet, ne diyorsun? Beğendin mi? Perdede gölge oyunları yapan meğer Hena'ymış. İnanılmaz! Gerçekten çok güzeldi. Beğenmene gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim. Gerçekten bu fikir nereden aklına geldi? Aslında bu Rogi ve Tayo'nun ortak fikriydi. Tayo ve Rogi'nin mi? Çocuklar! Teşekkür ederim. Artık karanlıktan korkmuyorsun değil mi? Buna sevindim. Lenny böyle iyi arkadaşları olduğu için çok mutlu. Ayrıca onların sayesinde artık karanlıktan korkmuyor. Tayo'nun uzay macerası. Güzel bir gece. Hena yıldızlarla dolu lacivert gökyüzüne bakıyor. Hena! Hoş geldiniz çocuklar. Ne oluyor burada? Yatma zamanı gelmedi mi? Bu gece büyük bir kuyruklu yıldız dünyanın yakınından geçecek. Bunu sizinle birlikte seyretmek istiyorum. Kuyruklu yıldız mı? Kuyruklu yıldızın özelliği nedir peki? Daha önce hiç kuyruklu yıldız görmedim. Ben de görmedim. Eminim çok güzeldir. Bu dakikalarda görünmesi gerekiyor. O yüzden gözlerinizi dört açın. Bakın işte. Nerede? Nerede? İşte kuyruklu yıldız. Ne kadar güzel. Daha önce hiç bu kadar büyük bir kuyruklu yıldız görmemiştim. Harika değil mi? Bakın gökyüzünde ne kadar çok yıldız var. Üstelik hepsi de çok güzel ve pırıl pırıl parlıyor. Evrende dünyanın dışında milyonlarca yıldız ve gezegen var. Peki diğer gezegenlerde kimler yaşıyor? Bir şey diyemeyeceğim. Oralara hiç gitmedim. O yüzden bilmiyorum. Ben uzaya gitmek istiyorum. Ama bizim gibi otobüsler uzaya gidemezler ki. Evet, uzaya sadece uzay gemileri gidebilir. Ama ben uzaya gitmeyi çok istiyorum. Hadi bakalım. Çok geç oldu. Bir an önce gidip yatın. Tamam. O kuyruklu yıldız ne kadar güzeldi değil mi? Evet, keşke bir daha görebilsem. Bu defaki daha önce gördüklerimden daha büyüktü. Peki sizce bu kuyruklu yıldız nereye gidiyordur? Belki bir uzay macerasına doğru yol alıyordur. Ben de bir uzay macerası yaşamak istiyorum. Tayo, yine mi başladın? Artık uyumak istiyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Uzayın nasıl bir yer olduğunu çok merak ediyorum. Keşke oraya gidebilsem. Tayo. Tayo. Uyan. Hena? Ne var, ne oluyor? Sana göstermek istediğim bir şey var. Gel benimle. Ama çok uykum var. Hena, ne göstereceksin? İşte geldik. Nedir o? Tatam! Bu benim yaptığım bir uzay roketi.
uzaya gitmek istiyorum demiştin değil mi? Evet. Şimdi kendini bu rokete bağlayarak gidebilirsin. Sahi mi? Uzaya gidebilir miyim? Evet. Şimdi asansörün üstüne tamam. Çık. Tamam. Şimdi kendini bağla. Evet. İşte oldu. Uzay macerasına atılmaya hazır mısın Tayo? Evet, kesinlikle hazırım. Bu arada yakıtın bitmeden buraya geri dönmen gerekiyor, tamam mı? Tamam, anlaşılmıştır. Hadi bakalım. Gerçekten uçuyorum. Tayo, çok dikkatli ol. Tamam, dilerim başarırım. Uzaya doğru, ileri. Uçuyorum. Uzayda olduğuma inanamıyorum. Harika bir his. Bu da ne? Gece gördüğümüz kuyruklu yıldız bu. Yuhuu! Dur, beni bekle. Neredeyse bana çarpacaktı. Bu arada kuyruklu yıldızın izini kaybettim. Başka bir kuyruklu yıldız. Pekala. Neden bu kuyruklu yıldız bu kadar hareketli ki? Bu bir uzay gemisi. Gidip şuna yakından bakayım. İçeride kimse var mı acaba? Hena? Hena mı? O da kim? Senin adın Hena değil mi yani? Ben Işın'ım. Yonca gezegeninin prensesi. Peki sen kimsin? Benim adım Tayo. Biliyor musun? Sen tanıdığın birine o kadar benziyorsun ki. Öyle mi? Uzay geminin bir arızası mı var? Uzay korsanından kaçayım derken uzay gemimin motoru bozuldu. Uzay korsanı mı? Boğa yetişmeden Yonca gezegenine geri dönmem gerekiyor. O zaman izin verirsen seni ben götüreyim. Gerçekten mi? Evet. Buldum seni. Küçük otobüs Tayo. Benden kaçmanın bir anlamı yok Prenses Işın. Bu boğa uzay korsanı. Prenses Işın içeri atla çabuk. Tamam. Olduğunuz yerde kalın. Prensesi bana ver. Boğa bizi yakalayacak. Endişelenme. Benden asla kaçamazsın prenses. Boşuna uğraşma. Bu da ne? Atam arkamızda. Sizi yakalayacağım. Roket tam yol ileri. Benden kaçamayacaksınız. İleri. Çarpışacağız Tayo. Sıkı tutunmaya çalış prenses. Şimdi seni yakalayacağım. Ya şimdi ya da hiç. Hayır!
Tayo çok yerinde oldu. Tayo harikasın. Bu ne ki? İşte gezegenim. Ha? Bu mu? Yonca gezegeni dediğim bu mu? Evet. Hadi gidelim Tayo. Tamam. Evinize hoş geldiniz Prenses Işım. Merhaba. Sonunda geldik. Bu ne kadar güzel bir gezegen böyle Prenses Işın. Senin sayende sevgili gezegenime dönebildim. Ha, olamaz. Yaralanmışsın. Korsandan kaçmaya çalışırken bir meteor çarptı. Olamaz. Aa, benim yüzümden. Yaranın üstüne bunu koyacağım. Tamam. Nedir o? Bu şifalı yonca seni hemen iyileştirecek. Sahi mi? Teşekkür ederim. Minnettar olması gereken benim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Hiç mühim değil. Güvenli evine kavuştuğuna göre artık geri dönebilirim. İyi yolculuklar. Yine uğramayı ihmal etme. Tamam. Mutlaka ziyaret etmeye çalışacağım. Fırla! Güle güle. Tayo garaja geri dönmek için hızla uzayın derinliklerine daldı. Gerçekten inanılmaz bir maceraydı bu. Evet, çok az kaldı. Yakıtım bitmiş olmalı. Olamaz, başım dertte. Ya hayır. İmdat! Kurtarın beni! Tayo! Tayo, uyan. İyi misin? Prenses Işın? Prenses Işın mı? Hayır, benim Hena. Ha? Hena mı? Ha? O zaman bu bir... Tayo, sanırım rüya görüyordun. Rüya mı? Yani hepsi rüya mıydı? Bir an önce toparlansan iyi olur. Yoksa işe geç kalacaksın. Tamam Hena. Hı? Tayo! Ha? Acele, işe gitme, zamanı geldi. Tamam. Hepinize iyi günler. Tayo, seni tembel uykucu. Hepinizden özür dilerim. Genellikle uyuyakalan sen olurdun Rogi. Tayo, yaşadığı uzay macerasının rüya olduğuna inanamıyordu. Ha, o da ne? Sanırım bu rüya oldukça gerçekçi bir rüyaydı. Siz ne dersiniz? Rogi'nin özel konuğu. Küçük otobüsler yoğun bir iş gününün ardından garaja dönüyor. Biz geldik. Merhaba çocuklar. Rogi, bugün erken dönmüşsün. Hı-hı. Size göstereceğim bir şey var. İzleyin beni. Neymiş o? Evet, işte burada. Tadam! Nasıl? Çok güzel değil mi? Bunların hepsini tek tek topladım. Hayır. Nereden buldun bu çöpleri? Ay, çok pisler. Bunlar çöp değil. Toplamak için neler çektim ben. Bir dakika bekleyin. Şuna bakın. Çok güzel değil mi? Lenny, bu parçayı sana hediye olarak veriyorum. Çok kötü kokuyor. Uzak tut şunu benden. Beğenmedin mi? Bir dakika. Bakın burada neler var. Beğendiniz mi? Hayır, çek şunu önünden. İyi misiniz? Bu pis şeyleri çöpten neden topluyorsun ki? Rogi, bu iğrenç şeylerin kokusuna dayanamıyorum. Hadi gidelim. Tamam. Beni bekleyin. Neden bu kadar öfkelendiler? Ertesi gün Rogi mesaisini tamamladıktan sonra garaja dönüyor. Ne kadar kabalar.
Ben o eşyaları toplamak için çok zaman harcadım. Ha? Şuna bak! Ne kadar havalı! Hiç böyle bir araç görmemiştim. Woohoo! Hey! Çok havalısın. Ha? Aa, bana mı söylüyorsun? Evet. Adın ne senin? Bana Windy derler sevgili dostum. Karavan Windy. Bir gezginim. Dünyayı dolaşıyorum. Aa, bir karavan ha. Bu harika bir şey. Benim adım da Rocky. Çok güzel bir isim. Gerçekten mi? Evet. Peki Windy, arkanda gördüğüm o şeyler ne? Ha? Onlar dünyanın çeşitli yerlerinden topladığım ilginç parçalar. Aa, ben de ilginç parçalar topluyorum. Ve şu anda garajımda duruyorlar. Öyle mi? Bak şimdi beni meraklandırdın. O zaman bizim otobüs garajına gelmek ister misin? Sahi mi? Doğrusu istersen ben de gece kalabileceğim bir yer arıyordum. Harika! Ha? O zaman gidelim. Tamam, peki. Merhaba çocuklar. Neden üzgün görünüyorsun? Rogi konusunda kendimi kötü hissediyorum. Sanırım hepimiz ona biraz kaba davrandık. Evet. Ben de sabahtan beri onu düşünüp kendimi suçlu hissediyorum. Ben de öyle. Bakın ne diyeceğim. Garaja dönünce onunla konuşup özür dileyelim. Evet. Tamam. Bu çok iyi bir fikir. Hadi acele edelim. Tamam. Rogi garaja döndü mü acaba? Bravo! Bunlar harika. Ha? Tek kelimeyle muhteşem. Bu da kim? Merhaba çocuklar. Merhaba. O senin arkadaşın mı? Tanıştırayım. Bu arkadaşım Windy. Kendisi bir karavan ve dünyayı geziyormuş. Merhaba. Merhaba. Sanırım siz Rogi'nin arkadaşlarısınız ama beklediğimden daha sıradan bir görünümünüz var. Ne? Şaka yaptım. Windy bu gece burada bizimle birlikte kalacak. Hena'ya sordum, bence bir sakıncası yok dedi. Ne? Bravo. Ha? Bu gerçekten hoş bir parça. Öyle değil mi? Anlaşılan ikisinin zevkleri aynı. Bu işin sonunu pek iyi görmüyorum. Rogi, gerçekten çok zevklisin. İnan çok etkilendim. Windy, ikimiz birbirimize çok benziyoruz. Bana karşı bu kadar nazik davrandığın için sana bir şey göstermek istiyorum. Pekala, bak şimdi. İnanılmaz. Nedir bu? İçerisi berbat halde. Tıpkı Rogi'nin garaj odası gibi. Harikasın Windy. Doğrusu katılmadığımı söyleyemeyeceğim. Windy, sana otobüs garajımızı gezdirmek istiyorum. Gerçekten mi? Bu harika olur. Hadi gidelim. Küçük otobüs Tayo. Rogi'nin getirdiği o karavan biraz tuhaf biri değil mi? Evet, oldukça ilginç biri. Bu arada geldiğimizden beri Windy ile birlikte olduğu için fırsat bulup da Rogi'den özür dileyemedik. Ha? Bu ses de ne böyle? Hadi gidip bakalım. Tamam. Windy, bu harika şarkı kimin? Güneyde uğradığım bir adanın halk ezgisi. Duyar duymaz kaydettim. Bu ezgi çalınca yerinde duramıyorsun. Hula 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 hula. Muhteşem. Rogi, sen de denesene. Hula 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 hula. Hula hula. Oldukça iyisin. Gerçekten mi? Hula hula. 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 Ne yapıyorlar böyle? Çok tuhaf. Hula hula. Salla. Zıpla. Zıpla. Gördün mü? Çok eğlenceli. Şu an çok mutluyum. Rogi'nin Windy'yi çok sevdiği belli. Biz de ona kaba davrandık. Hatta onunla alay ettik. Ondan mutlaka özür dilemeliyim. Rogi, sana kızdığım için özür dilerim.
kaba davrandım biliyorum. Ha? Rogi? Uyuyor musun? Ah! Rogi nerede? Bugün çok güzel vakit geçirdim. Ah, seninle birçok ortak yönümüz var. Mindy, neden garajdaki kapalı bölme yerine açık havada uyumak istiyorsun? Ben yıldızlarla dolu gökyüzü altında uyumaktan hoşlanıyorum. Bu şekilde kendimi son derece özgür, rahat, huzurlu hissediyorum. Ne dediğini tam olarak anlamadım ama harika birisin. Nereye gitmiş olabilir? İşte Rocky ve Windy. Ben de senin gibi özgür olup bütün dünyayı dolaşmak istiyorum. Öyle mi? O zaman dolaş. Yapamam. Ha? Ben bir otobüsüm. Olsun, ne fark eder? Ha? Sahi benimle birlikte gezmek ister misin? Ne? Aslında... İkimiz gerçekten iyi anlaşıyoruz. Sence de öyle değil mi? Evet, doğru ama... Eğer gelmek istersen yarın sabah erkenden buradan ayrılacağım. İyice düşün. Ya bunu düşüneceğim. Ben yatmaya gideyim. İyi geceler. Sana da. Ya Rogi Windy ile gitmeye kalkarsa? Çocuklar uyanın. Rogi gitmiş. Tüm eşyalarını dağılmış. Çocuklar uyanın. Acil durum. Acil durum. Uyanın. Ne oluyor? Ne oldu? Rogi gitmiş. Üstelik bütün eşyalarını da götürmüş. Yıkanmaya gitmiştir. Hayır, oraya gitmedi. Windy ile birlikte dünyayı dolaşmaya gitti. Ne? Neden gitsin ki? Dün gece bu konuyu konuştuklarını duydum. Hadi gidip onu bulalım. Tamam. Rogi! Küçük otobüsler şehrin her tarafını dolaşarak Rogi'yi aradı. Rogi Windy ile birlikte şehirden ayrılmış olmalı. Rogi'nin gittiğine inanamıyorum. Benim yüzümden oldu. Ona hiç iyi davranmadım. Ben de öyle. Gitmesi çok kötü oldu. Çok özür dilerim Rogi. Rogi. Ne var? Sabahtan beri neredeydiniz? Siz olmayınca çok sıkıldım. Yani Windy ile birlikte gitmedin mi? Hayır, sadece sabah erken kalkıp onu yolcu ettim. Öyleyse neden odanı boşalttın? Siz onların çöp olduğunu ve temizlememi söylediniz. Sizin için gece boyunca orayı temizledim. Ne? Ne? Sonsuza dek bizi terk ettiğini sandım. Ne diyorsunuz siz? Rogi, çok özür dilerim. Sana hiç iyi davranmadım değil mi? Evet, ben de özür dilerim. Affedersin Rogi. Önemli değil. Ayrıca Rogi, burada bizimle kaldığın için sana çok teşekkür ederiz. Seninle arkadaş olmaktan çok memnunuz. Evet. Sağ olun. Evet, sanırım bensiz burası çok sıkıcı oluyor. Ne? Rogi'nin şehirde kalması onları çok sevindirdi. Küçük otobüsler birbirlerine artık daha çok bağlılar. Korku dolu bir gece. İnşaat ekibi eski bir fabrika binasının önünde toplanmıştı. Demek yeni projemiz bu, öyle mi? Ürkütücü bir hali var. Neden bu işi gece yapmamız gerekiyor? Seçeneğimiz yok. Gündüz çocuklar sınıflarındayken inşaat çalışması yapamayız, öyle değil mi? Pekala, hadi başlayalım. Tamam. O neydi? Ne oldu baba? Eski bir lastiğe benziyor. Hayır, olamaz. Neden? Ne oldu? Bu hayalet kamyonun kayıp lastiği. Olabilir. Çok ürkütücü. Hayalet kamyonu mu? Evet. Bir zamanlar bu binada bir kaza olmuş.
O zamandan beri her gece gelip burada kaybolan lastiğini arıyormuş. Ya bu hayalet kamyonun kayıp lastiği ise? Ay. Hadi canım, hayalet diye bir şey yoktur ki. Doğru söylüyor. Evet, hadi işimize devam edelim bence. Evet. Aa, pekala. Neydi o? Yoksa o hayalet kamyon mu? Hayır, bu imkansız. Bunların hepsi söylenti. Gerçekten hayalet kamyon olabilir mi? Olamaz. Hepinizi onarmak çok uzun zaman alabilir. Çabuk bitirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Ama yine de yarından önce bitmez. İşim bitene kadar burada benim yanımda kalmanız gerekiyor. Tamam. Hepinize birden ne oldu böyle? İnanmayacaksın ama dün gece hayalet kamyonu gördüm. Ne? Hayalet mi? Hayaleti mi gördünüz? Merhaba. Merhaba çocuklar. Söylediklerinizde ciddi misiniz? O kamyonu mu gördünüz? Evet. Korkunç sesler çıkardı ve bahçedeki kutuları devirdi. Korkudan ne yapacağımızı bilemedik. Çok korkardım. Olamaz. Yani bu yüzden mi yaralandınız? Biraz daha anlatın lütfen. Hadi bakalım çocuklar. İşe gecikiyorsunuz. Tamam. Ama döndüğümüz zaman bize her şeyi anlatın, tamam mı? Tamam. Ne kadar korkunç olabilir ki? O kadar da korkunç değil. Korkak tavşan. Ne? Aslına bakarsan ben hiç korkmadım. Ama az önce korktuğunu söyledin. Hayır, söylemedim. Hatta bunu sana ispatlayacağım. Oraya gidelim mi? Evet. İnşaat alanına gidelim ve kimin daha korkak olduğunu görelim. Var mısın? Tamam. Ben korkmam ki. O zaman bu gece yarısından sonra gidiyorum. Tamam. Umarım başlarına kötü bir şey gelmez. Çok korkunç görünüyor. Ama Rogi'nin önünde korktuğumu belli edemem. Gerçekten de ürkütücü bir yer. Ama korktuğumu belli etmek istemiyorum. Hadi içeri girelim. Tamam. Ha? Tayo ve Rogi. Ne yapıyor bunlar burada? Dur şunları bir korkutayım. Çocuklar! Kaçamam! Olamaz, gittiler. Gerçekten mi? Evet, gerçekten orada hayalet vardı. Ve çok korkunçtu. Şükürler olsun ki zamanında kaçabildik. Ama siz bizim kadar ucuz atlatamayabilirsiniz. Çok korkunç. Merhaba çocuklar. Süratli! Ne işin var burada? Özür dilemek için geldim. Dün gece sizi korkutan bendim. Özür dilerim. Ne? O kadar hızlı kaçtınız ki size söyleme fırsatı bulamadım. Sizi ardınıza bakmadan kaçıran hayalet değil, süratliydi, öyle mi? Size gidi korkak tavşanlar. Ne? Korkak tavşan mı? Hadi Gani, işimize gidelim. Tamam. Sonra görüşürüz. Bizimle alay ediyorlar, gördün mü? Bak ne diyeceğim. İnşaat sahasına bu gece de gidelim, tamam mı? Tamam. Cesur olduğumuzu gösterelim. Evet. Artık hepiniz işbaşı yapabilirsiniz. Sahi mi? Şimdi rahat rahat inşaat alanına gidebilirsiniz. İnşaat alanına mı? Ama Hena, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Galiba ben de tam olarak iyileşemedim böyle. Buraya gitmeye hazır olduğumu sanmıyorum. Burada biraz daha dinlenebilir miyiz? Pekala, madem kendinizi hazır hissetmiyorsunuz. Teşekkür ederiz Sena. Küçük otobüs Tayo. Ben korkak tavşan falan değilim.
Onlara göstereceğim. Bu gece korkmadan o inşaat alanına gideceğim. Durağa geldik. Affedersiniz. Bu küçük kediyi gördünüz mü? Kedi mi? Hayır, sanmıyorum. Öyle mi? O şirin kedi senin miydi? Ha? Evet, adı Titi. Yıllardır ailemizin bir parçası gibiydi. Ama geçen gün yakınlardaki bir parkta onu kaybettim. Aa, olamaz, yazık olmuş. Ama merak etme, eminim yakında onu bulursun. Bir yerde görürsem gelip sana haber veririm. Çok teşekkür ederim. Ve 3 numaralı oyuncu ayağa kalkıyor. Bravo, 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 bravo. Çok hızlı koşuyor. Ben onların hasta olduğunu sanıyordum. Evet, ben de öyle duymuştum. O kendimi hiç hissetmiyorum. Hissetmiyorum. 3 numaralı oyuncuya bir şey oldu. Duyduğuma göre o kamyonu görmekten korktukları için işe dönemiyorlarmış. Demek hepsi korkak tavşan. Ve 3 numaralı oyuncu yere düşüyor. Neler oluyor acaba Nesiba? Sanırım bizi duydular. Hadi gidelim. Ve 3 numaralı oyuncu yerde yatmaya devam ediyor. Yazık, oyun dışı kaldı. Çocuklar, herkesin alay konusu olduk. Ayrıca işi daha fazla erteleyemeyiz. Ama ya kamyon hala oradaysa? Evet. O gece Tayo ve Rogi bir kez daha inşaat alanına gitti. Bu defa kesin başaracağız. Bundan eminim Rogi. Evet, bizimle alay edenlere göstereceğiz. Gidelim. Tamam. Ya, çok korkuyorum. Ben de öyle ama biraz daha gitsek iyi olur. Tamam. Onun burada olduğunu sanmıyorum. Ya belki bizi görünce korkup kaçmıştır. Belki. Neydi o? Olamaz. Orada bir şey olmalı. Poco! Ama sizin burada ne işiniz var? Çocukların geç saatte buraya girmesi tehlikelidir. Özür dileriz. Peki siz tamamen iyileştiniz mi? Elbette, kendimizi harika hissediyoruz. Buna sevindim. Aslında dördümüz de daha önce iyileşmiştik. Buraya geri dönmeye korkuyorduk. Öyle mi? Evet, gerçekten öyle. Ama şu anda çok iyiyiz. Sonuçta işimizi yapmak zorundayız. Hepiniz çok cesursunuz. Yine o korkunç ses. Nereden geliyor acaba? Sanki şuradan geliyor. Mini kedi yavruları varmış. Ne? Yani duyduğumuz sesler... Bu kediciklerin sesi miydi? Ama ya yere düşen kutular? Kutuları onlar düşürmüş olamaz. Sanırım bu... Yavruların annesi. Demek ki anne kedi yavrularını korumak için o patırtıları yaptı. Yani burada hayalet kamyon falan yok. Bu tıpkı ilandaki Titi, ha? Titi, neredeydin sen? O kadar endişelendim ki. Seni çok özledim. Bir dakika, sana bir hediyemiz var. Hediye mi? bunlar. Evet, onlar Titi'nin sevimli yavruları. Çok şirinler, değil mi? Evet. Teşekkür ederim Tayo. Hiç mühim değil. Ama aslında yavru kedileri bulan cesur inşaat ekibiydi. Değil mi? Cesur demeyelim ama... Onları bizim bulduğumuz doğru. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Bir şey değil küçük kız. Kedi Titi sağ salim sahibine teslim edildi.
Tayo, artık bu tür hikayelere inanmayacaksın değil mi? Hena'ya büyük sürpriz. Evet. Artık hazırsın. Teşekkür ederim Hena. Güle güle. Çok yoruldum. Sabahtan beri çalışıyorum. Ha? Tüm malzemelerim bitmiş. Öğleden sonra onlara ihtiyacım olacak. Buldum. Otobüslerden birine söyleyeyim beni alışverişe götürsün. Çocuklar. Ha? Nereye gitti bunlar? Çok tuhaf. Bugün hepsinin izin günüydü. Merhaba Hena. Ha? Merhaba Nori. Günaydın. Ha? Yüzündeki o şey ne? Bundan mı söz ediyorsun? Bir şey değil. Pekala. Buraya gelmenin sebebi ne? Bugün benim izin günüm de bakım yaptırayım dedim. İzin günün mü? O zaman rica etsem bakımın bittikten sonra beni şehre götürebilir misin Nori? Şehre mi? Malzeme almam gerekiyor. Ama beni götürecek kimseyi bulamadım. Tabii ki seni şehre götürebilirim. Ha, sahi mi? Teşekkürler Nori. Bakımdan sonra Nori ve Hena şehre doğru yola çıktı. Karnım çok acıktı. Sabahtan beri ağzıma tek bir lokma bile koymadım. Tavuk, pizza, hamburger. Keşke olsa da yesem. Nori, ne oldu? Çok üzgünüm Hena ama çok önemli bir şey unuttuğumu fark ettim. Sakıncası yoksa burada biraz bekleyebilir misin? Burada mı? Peki tamam. Birazdan burada olacağım. Tamam. Nereye gidiyor acaba? Açlıktan ölmek üzereyim. Ha? Harika bir koku geliyor. Ha? Hadi gelin alın. O ne acaba? Ha, şuna bak. Merhaba çocuklar. Ha? Merhaba Hena. Sizin burada ne işiniz var? Bir arkadaşıma yiyecek tanıtımı yapmasında yardım ediyorum. İstersen sen de alabilirsin. Tanıtım mı? Harika. Tavuk, pizza, hamburger. İnanamıyorum. İstediğim her şey var burada. Harika değil mi? Dilediğin kadar yiyebilirsin. Teşekkür ederim. O zaman alıyorum. çok güzeldi. Hena, beklettiğim için özür dilerim. Hiç mühim değil. Hatta sayende çok nefis şeyler yeme fırsatı buldum. Buna sevindim. Pekala, geldik. Teşekkür ederim Nori. Hadi gidip biraz alışveriş yapalım. Hiçbir şey almadın mı? Ne yazık ki benim istediğim tüm malzemeler tükenmiş. Olamaz. Sen ne almak istiyordun? Motor yağı ve temizleyici alacaktım. Ama alamadım. Hadi eve dönelim. Tamam. Peki şimdi ne yapacağım ben? Merhaba Nori. Merhaba Parlak. Neler yapıyorsun? Elimde o kadar çok bakım malzemesi birikti ki birini bulup bu yükten kurtulmak istiyorum. Ha? Bakım malzemesi mi? Neler var? Ha? Merhaba Hena. Gelip bakmak ister misin? Evet. Hazır mısın? Şunlara bakın. Motor yağları ve temizleyiciler. Hem de tam istediğim marka. Beğendiysen alabilirsin. Sahi mi? Elbette. Zaten onları vermeyi düşünüyordum. Şimdi mutlu musun? Dükkanda bulamadığım her şeyi Parlak'tan aldım. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Buna çok sevindim Hena. Küçük otobüs Tayo. Bugün ne kadar tuhaf bir gün. Sabahtan beri ardı ardına güzel şeyler oluyor. Ha? Şunun ne olduğunu biliyor musun? Ah! 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 Ah!
Başarılı. Tebrik ederim. Bu köprüden geçen 1 milyonuncu kişi siz oldunuz hanımefendi. Ne? Evet, siz oldunuz. 1 milyonuncu kişi mi? Evet, şuraya bakın. Harika. Buna inanamıyorum. Tam 1 milyonuncu yolcu için hazırladığımız hediye işte. Şurada sizi bekliyor. Hediye mi? Böyle buyurun lütfen. İnanılmaz. Git bakalım Ena. İnanamıyorum. Bu harika bir şey. Ena. Fotoğrafını çekmek için elbiseyi giymeni istiyorlar. Bu harika. Harika. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Gerçekten mi? Pekala. Şimdi burada durmanızı istiyoruz. Peki. Evet, şimdi gülümseyin. 1, 2... Bu harika bir fotoğraf. Günün nasıl geçti Ena? İnanılmaz şeyler oldu. Daha önce hiç böyle bir gün yaşamamıştım. Bunu duyduğuma sevindim. Hava kararmak üzere. Dilerim kimse beni aramıyordur. Merak etme Ena. Çok az kaldı. Neden lambalar yanmıyor? O da nedir? Bu havacı. Acaba neden geldi? Pekala, hazır mısınız? Şu an kayıtta mısın? Evet, kayıttayım. Seyredeceğiz. Artık başlayalım mı? Evet. Seyredeceğiz. Gizli kamera görüntülerinin yıldızı Ena. Ena otobüs garajından şimdi çıktı çocuklar. Tamam arkadaşlar, çıkabilirsiniz. Pekala, şimdi Ena için özel bir sahne inşa edeceğiz. Rabbi, sen buraları temizle. Rabbi'den sonra inşaat ekibi bu sahne yapımına başlayacak, tamam mı? Elbette. Tamam, Ena'ya güzel bir sürpriz yapalım. Görüşürüz. Rogi, yiyecekler hazır mı? Her şey hazır. Tavuk, pizza ve hamburger. Değil mi? Evet. Ena onları yiyince karnı iyice doyacak. Hepsini aldım. Üstelik en kaliteli marka. Aferin parlak. Sağ ol. Hala 1 milyona yaklaşamadım. Bir tur daha yapmamız gerekecek. Ama Tayo, bugün köprüden 10. kez geçiyoruz. Üzgünüm Bonbon. Ama fazla zamanımız kalmadı. O yüzden hızlanmalıyız. Ena'nın bu köprüden geçen 1 milyonuncu kişi olmasını çok istiyorum. Peki. Sana yardım edeceğim Tayo. Sağ ol Bonbon. 7, 8... Olamaz. Tayo, hala 2 araba eksiğimiz var. Hayır. Ne yapacağız şimdi? Merak etmeyin. O işi biz hallederiz. Çocuklar. Tamam. Nori, şimdi. Tamam. Demek bizim otobüsler her şeyi önceden planlamış. İyiydi. Acaba böyle bir şeyi neden yapmak istediler? Çocuklar. Tebrik ederiz. Arkadaşlar. Çok güzelmiş. İnanamıyorum.
mümkün mü? Hediyemizi nasıl buldun? Her şey muhteşem. O kadar meşguldüm ki doğum günüm olduğunu unutmuştum. Hepinize teşekkür ederim. Rica ederiz. Bugüne kadar bizimle ilgilenip koruduğun için asıl biz sana teşekkür ederiz Sena. Sorun çıkarmamaya gayret edeceğiz. Ve bundan böyle uslu çocuklar olacağız. Evet, ben de. Ah çocuklar. Tayo, Rogi, Lenny, Gani. Sizlerle tanışmış olmak hayatta alabileceğim en güzel hediyeydi. Oh Hena! Pekala, artık başlayabiliriz. Hena'nın doğum gününü kutlayalım. Hena'nın asla unutamayacağı bir gün olmuştu. Küçük otobüsler gibi arkadaşlarınız varsa her doğum gününüz özeldir.